tekbir ederim. Cenab-ı Hakk'ı Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd. Sonra Resul-ü Zişan'ına salatü selam edeyim. Elfü elfü salat, elfü elfü selam aleyke ve ala alike ve sahabetike. Ya hayr-ı halkillah, ya seyyidin resul, seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Türkçe anlayan insanımıza birkaç söz söylemek vacip oldu. Çünkü günlerimiz acayip günler oldu ve acayip hadiseler meydana geldi ve insanlar birbirlerine düştü. Birbirlerini helak etmek yoluna düştü. Harpler, dertler insanları birbirine kırdırıyor. Bunun dışında efendim insanların tabii afat dedikleri efendim zelzeleler, velveleler, kasırgalar, efendim yangınlar, tufanlar etrafı alt üst ediyor. Denizler kaynıyor. Bu içinde bulunduğumuz haller, harfler bilhassa insanların birbirine karşı olan hınçlarını gösteriyor. İnsan insanı kabul etmiyor. Halbuki hepimiz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahluklarız. Ve bize olan emir birbirimizi efendim saymak ve sevmektir. Birbirimizi saymamız ve sevmemiz Cenab-ı Hakk'ı saymamız ve sevmemiz demektir. Cenab-ı Hak bunu istiyor. Ey kullarım! Sizi ben yarattım. Sizden bilinen gökyüzünden yeryüzüne inmediniz. Sizi yaratan benim. Doğru dürüst inanınız. Hakikati söyleyiniz. Çünkü şeytan daima doğrudan sizi eğri yola, eğri inançlara çekiyor. Neden? Şeytan insanlara düşmandır. İnsanların hayır etmelerini istemez. Kim ki şeytana uyar, sonunda pişman olur, helak olur, berbat olur. Efendim, ne dünyası kalır, ne de ahireti. Ey Türkçe anlayan Müslümanlar veya insanlar, insanın şerefi inanmasıyladır. İnanan kimse şereflidir, inanmayan kimse şerefsizdir. Sen beğenmezsin.
Beğenmezsen beğenme. Başına gelecek var. Ha. Şimdi bu içinde bulunduğumuz mübarek ay Ramazan-ı Şerif'tir. Müslümanların oruç tutmasıyla emrolunduğu mübarek aydır. Bunu Türkçe anlayan insanlarımıza söylüyorum. Bu mübarek ay geldiğinde Cenab-ı Mevla buyuruyor, oruç tutunuz benim için, namaz kılınız benim için, hayır yapınız kendiniz için. Kaç nevi hayat vardır? Kabirde oturanlara soruyorum. Kaç türlü hayat vardır? Şey ben ne bilelim biz? Kaç türlü hayat var? Her şeyi bilin, onu ne bilmem bre. Bu kadar okudun. Ya okuduğunu unuttum. Can var. Biz her şeyi biliriz. Hayat kaç türlüdür? Söyle. Başınızdakinden sonunuza kadar sual bu. Ben bir efendim sıfır olan adam soruyorum. Kaç türlü hayat vardır? Okutmadılar ki öğrenelim. Okutmayanlar zaten onlara da öğretmemişler. Hayat bir şerefli hayat, ikincisi rezil hayattır. Üçüncüsü var mı? Soruyorum bütün Türkçe anlayanlara. Üçüncü hayat var mı? Olamaz. Ya şerefli hayat, ya rezil hayat. Rezil aynı hayat. Şerefli hayat, şerefli yaşayan insanlar, şerefi bilen insanlar içindir. Şerefsiz hayat, insanlığını unutan, ne yaptığını bilmeyen, canavarlaşan kimseler içindir. Cenab-ı Hak azametle buyuruyor. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Birbirinizi öldürmeyiniz. Hayat verici benim. En büyük günahtır. Bir kimseyi öldürmek. Ve bir hassa masum olan kimseleri öldürmek. Bu Cenab-ı Hakk'ın adamını tahrik eden meseledir. Bilhassa masum insanları, günahsız insanları öldürmesi bu en büyük günahtır. Cezalarını vereceğim diyor. Bırakmam. Bırakmam. Şerefsiz insanlardır bunlar ki insanları efendim durdukları yerde öldürürler. Top icat ettiler. Tayyare icat ettiler. Yeryüzünde attıkları yetişmedi, gökyüzünden füze dedikleri bir cehennem aleti atıyor, ev bırakmıyor, insan bırakmıyor, çocuk bırakmıyor, yaşlı bırakmıyor, yemeyecek bırakmıyor.
insanlıktan bir şey bırakmadı. Bu nasıl medeniyettir ki bu zaman insan diyor biz medeniyiz. Böyle medeniyeti başınıza çalınız. Ne için bu vahşet geliyor? Dinini bilmeyen, Tanrısını, Allah'ı bilmeyen, Peygamberini tanımayan kimselerin şeytan felsefesi bunlar. Öldürün, hak sizindir. Hayır. Cenab-ı Hak tahzir ediyor, sakındırıyor. Her kim ki salih amel yapar, mükafatını ben vereceğim. İyilik yapar, insan gibi yaşar, yaratanını tanır, peygamberi tanır, mükafatını vereceğim. Değilse ceza vereceğim. Benim cezam geldiğinde kimse karşı duramaz. Her gün işitiliyor. Yeryüzündeki harfler, o başka. Gökyüzünün gazabının eseri var. Gökyüzünde hükmeden Allah, yeryüzündeki insana gazaplıdır. İlahi gazaptır. Dinlemiyorlar. Şeytanın arkasında koşturuyorlar. Ve onun için semadan gazabının eseri olan zelzele veriyor. Denizler zelzele uğradı, duyulmadı. Deniz zelzele olur. Denizden dalga çıkar. Memleketleri alıp sürüp götürür. Sen teknolojiyle neye karşı gelmiyorsun? Ey insancık! Yarınca kadar hükmün yok. Neye düşünmüyorsun? Bir volkan patladır. Darmadağın ediyor sana. Durdursana. Yerin altında ateşi kim yakar? Dağları kim patlatır? Her gün görünüyor. İlahi gazap eseri. Allah'ın gazabının nişanları görünüyor her gün. Çünkü emrini tutmuyorlar. Kasırgayla, tufan ile, zelzele ile, yangınlarla. Bu nereden? Semanın yeryüzündekiler olan gazabının hiddetinin şiddetinin nişanıdır. Sen mübarek Ramazan günü kahvede oturursun. Kalksana camiye gidersin. Gitmem. Ama gitmem başına gelecek var. Kahvede ne işin var senin? Kahve bekçiliğini yarattı Allah siz buraya. Akılsız insanlar. Gece orada burada rezil yerlerde gezerler. Ne için camiye gitmen? Aklına gelmez. Aklına gelmezse aklına getirecek ama. Bu küçücük bir adadır. Kıbrıs Nehri. Bir de dünya miktarında bak ateş almış dünya. İnsan yakması değil, ormanlar yanıyor. Nereden bu? Kibritten mi bu? Düşünsene be insan. İnsan düşünür, hayvan düşünmez. Ne oldunuz siz?
Ne beklersiniz kahvede? Çıksanız da namazına gidersiniz. İbadet edersiniz. Aman ya Rabbi deyersiniz. Bir gün bu gemi konağını su basıp alıp götürürse kim kurtaracak sizi? Buradakilere hitap bu. Evet. Gökyüzünün hiddetidir bu. Akıllanın. Dağı yerinden oynatırım, üzerinize düşürürüm. Sakınınız. Gökyüzündeki sultanın hükmünün her türlü insanoğluna göndereceğini onları terbiye etmek için yol göstereceği çok alametler var. Bugün doludur. Ey insan, dikkat et. Gökyüzü gazaplıdır, öfkelidir. Ansızdan geçerken başına bir taş düşer, olduğun yerde kalırsın. Kasırgalar geliyor. Durdurabilir misin? Durdurma. Filan şehri su bastı diyor. Bu kadar sene basmadı, şimdi ne oldu? Edepsiz oldular da onun için. Edepsiz oldular. Mübarek Ramazan'ı bilemiyorlar. Ey Şeyh Efendi, biz iftar sofraları veririz. İftar sofralarınız kim emretti size? Arayıp fakirleri onlara siz veresiniz. Değil sofralar kurup da efendim iftar sofraları verin. Kim emretti size? Bak dolaş, evinde lokması olmayan insan çok var. Onları ara, onlara ver. Yok, biz Mekke'deyiz ya Medine'deyiz, iftar sofraları. O iftar sofralarının melaike başınıza döker. Bu tarafta ateş içerisinde insanlar öldürülürken, vurulurken, efendim, nereye sığınacaklarını bilmezlerken, sen o tarafta iftar sofrası, filan kimse iftar sofrası verir maşallah. Aç mıydı ki verdin? Gösteriş olsun, iftar sofrası. İftar sofrası diye bir şey yok İslam'da. Evinde yersin, fazlasını fukaraya verirsin. Bunu yapmıyorlar. Hele bu bizim Türkçe anlayan milletimiz yanlış yola tevcih edilmiştir. İftar veriyoruz. İftar vermek emir değildir. Muhtaç olan, lokması bulunmayan fukaraya veresiniz emri var. Değil sofra kurup da çeşitli yemek verdik, iftar verdik diyesiniz. Yok yok. Yanlış yol. Yanlış yol. Bu tarafta efendim bir tayfa insan mıdır, değil midir, belli olmayan kavim, mukaddes toprakları içindekileriyle beraber alt üst ediyorlar. Siz susup duruyorsunuz. Siz filan kimseyi, filan partiyi kayıralım ve öldürelim de uğraşırsınız. Bu olamaz. Kendinize geliniz. Ey Türkler ve Araplar! La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim. Subhanallahil aleyhi azim. Kendi nefsimizi yalnız temize çıkartmıyoruz.
Lakin hakikati söylemeye mecburuz, söylüyoruz. Şam memleketi, Halep memleketi, peygamberler diyarı, top altına alan kimse bunlar hayır eder mi? Edemez. Bugün onlara sayarım, bu rakıların üzerinde gelirse ne yapacaklar? Nereye kaçacaklar? فَاتَبِرُوا غَوُ الْاَبْسَارِ İbret alınız ey insanlar! Görenler ibret alınız. İbret almazsanız başkalarına sizi ibret yapar Cenab-ı Hak. Ey Kıbrıslılar! Ey Türkiyeliler! Ey Türkçe anlayanlar! Dikkat edin! Bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın Kelam-ı Kadim'in insanlara gösterdikleri yollar tehlikeli, tehlikesiz, haberini bildiren bir sözlerdir. Kendinize sahip olasınız. Oruç tutmayan kendine sahip değildir. Sahipsiz olan da hayvandır. İnsan değildir. Bitti. Başına gelecek var. Bu ada üstündesin. Bu ada üç defa denize batmıştır. Bir sallasa, suyun altına gitse nereye kaçacaksınız? Hangi dağa çıkacaksınız? Ey Kıbrıs'taki yaşayan Türkler, Türkiye'de yaşayan Türkler, Müslümanız demeye utanan Türkler, kızınız, kızanınız anadan doğma sokaklarda gelirken sizin nasıl şerefiniz vardır? Onların sebebinde başınıza felaket gelir. Kadınına, kızına hükmedemeyen bir damın üzerine gelecek vardır. Bir tufan koyuverir ve su içinde kaybolup giderler. Yazıklar olsun. Anadan doğma gibi sokaklarda giden kadınlara ve bunlara hükmedemeyen insanlara Allah bizi affeylesin. Bugün bu kadar yetişir. Tövbe ya Rabbi. Hava bu mevsimde böyle hava görünmez. Bu gökyüzünün gazabının işaretleridir. Bizden söylemesidir. Biz yapacağımız bir şeyimiz yok zaten. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Lakin yapabildiğini yapamayanlara ihtardır bu. Ey Rabbim bizi affet. Ey Rabbim bize doğru yolu gösterecek. İnsanlarını gönder ya Rabbim. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Aman ya Rabbi. Şam ve peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa hürmeti bize sahip gönder. Bize insanlığımızı öğretecek. Sultan gönder, hükmedecek. Sultan gönder ya Rabbi. Kadir muhtedir. Affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım. Dinlemeyenler belki Ramazan'ın sonuna yetişemez. Oruç tut, namaz kıl, tövbe et. Kurtulursun. Değilse gökyüzünün gazabı yakındır. Batırır da adayı altının üstüne getir. Tövbe ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bu kadar nefesim yetişemiyor. Allah beni affeylesin. Allah beni affeylesin. Karısına, kızanına hükmedemeyen insan, insan değildir. Söz dinlemeyen kadınlara da bir
hastalık gelecek ki çaresi bulunmayacak. Onlara söyleriz bunu. Bu haber bize geldi. Aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Estağfurullah. Neredesiniz müftüler? Neredesiniz kadılar? Neredesiniz nasihatçılar? Söyleyin, korkmayın. Bu fakir ikiye bir ayağın ve iki ayağın çukurdadır. Çağıracak da ne yapalım? Ne yaptın ey kulum? Bana da soracak. Sana da soracak. Bereket burada. Ümmühan Sultanımız var. Onun üzerlerine rahmet bizi kayırıyor. Yoksa batırıp gidecektik biz buradan. Akıllanın ey insanlar. Değilse çekeceğiniz vardır. Aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Fatiha. Ben de anlayayım, siz de anlayasın. Gece hayatını durdurunuz ey insanlar. Yoksa Avrupalıya halal, bize haram değil, hepsine haramdır gece hayatı. Vazgeçin. Evinize, namazınızı kılıp evinize giriniz. Başınıza bir şey gelmez, hayır gelir. Değilse çekeceğiniz vardır. Allah beni affeylesin. Sizi de affeylesin. Ne diyelim başka? Ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe. Aman ya Rabbi. Elhamdülillah. Ümmühan Sultanımızın bereketine afat geri çekiliyor. Yoksa çoktan batıracaktı burayı. Dağları yıksa nereye kaçacaksınız ey insancıklar? Tövbe ya Rabbi. Aklınız, fikriniz bina yapmakta. Aklı, fikri milletin zinanın arkasında. Kıyamete yakın diyor. Söylesene de hocalar. Min alamet-i sa'a. Bina, yeksürül bina ve yeksürül zina. Hocalar neye söylemesiniz ki min alamat-ı sa'a kesretül bina ve kesretül zina. Doldu dünya, ne tembih etmezsiniz. Ey hükümet olan adamlar, ne seslenmezsiniz. Başınıza gelecek var. Başınıza gelecek var. Bu fakir bildiği kadar söyledi, sakındırdı. Belki kısmetse yarın sağsam gene söylerim, çeşit türlüsünü söylerim, aklımızı başımıza getirelim.